Merhaba arkadaşlar, Fuji Film Türkiye YouTube sayfasına hoş geldiniz. Ben İzmir Showroom'dan Caner. Ben İzmir Showroom'dan Mert. Bugün sizlere TL60 ve TL30'un aksesuarlarından bahsedeceğiz. Evet, bunlardan değil. Bunlardan bahsedeceğiz. TL60 ve TL30. Bunlar iki küçük kardeş. Biri küçük, biri büyük kardeş. TL60 ile TL30'u bir açalım. Tamam. Öncelikle bundan başlayalım. Gel bir tanesi. Çek. Evet. Onu da sana al. İyi sevdim, yanı çanta çıkmasın. Hı, sağlam da çantalar. Aynen öyle. Relax. TL60'ın içeriğini biliyoruz çok hızlıca. Onu da ha. Bak buradan gizli bir fanus. Bu sefer bunu niye getirdik? Soru cevap değil. Hı. Bilin bakalım niye. Şimdi TL60. Onu biliyoruz zaten içeriğini. Çok hızlıca sayabiliriz. Cırt cırtlı aparatları çıkıyor. Işık ayağımıza takabildiğimiz için şöyle hemen hızlıca böyle içine takıyorsunuz. Sıkıştırabiliyorsunuz. Onun dışında kıskaçlar çıkıyor. Bunlar çok işe yarıyor. Hemen şuraya üstüne takabilirsiniz. Takabilirsiniz. Takıyorsunuz. Hop, bunu kıstırıyorsun. Çok güzel oluyor. Bunu açayım bir tanesini. Evet. TL60'ımızın uzunluğu bayağı. Biliyorsunuz ki. Bir masa kadar. Masa kadar. Ver. Ne oldu? Stajyer kaçtı. Adam öğretmen koltuğu aldı kendine. İyi mi öyle? Biraz rahatsız. Bir de TL30'u açalım. TL30'un içeriğini hiç biz açmadık. Başka evet. Arkadaşlar açtı ama biz açmamıştık. TL30'u açtığımızda hemen karşımıza bir tane kullanma kılavuzu çıkıyor. Sonra hemen cihazın üstünde bir tane koruma için... Ne bunun adı? Karton değil, şey değil. Koruma kapağı çıkıyor. Koruma kapağını kaldırdığımız zaman 2 adet TL30. TL30. Bunun 2 tanesi TL60 ediyor mu? Etmedi. Ve sürpriz ne? Bunlar bak bu tatlı. Magnetli. Tabii bunu şöyle göstereyim. Çok da böyle kullanmayın tabii bunu. Çok emanet duruyor şu an. Çok güvenemedim ben buna. Yok yok sağlam. Ben yani biraz açılıyor şöyle. Daha doğrusu aslında bu böyle kullanmak için değil. Tamam. Böyle. Hı. Işıklardan sonra 2 adet şarj kablosu. Birer tane. 2 adet yine kıskaçlarımız, kıskaçlarımız var. Tripodla takmak için. Ve bir de cihazları birbirine bağlayabilmek için evet. İki tarafı vida olan bir aparat var şu şekilde. Bu ikili set aldığınızda içinden çıkıyor. O da şu şekilde. Dörtlü set aldığınızda da içinden çıkıyor. Şöyle bunu bu tarafa taktım. Bunu da şöyle taktığım zaman artık magnetten daha sağlam. Tabii normalde bu şekilde takılıyor zaten. Bu şekilde kullanılabiliyor. TL60'a kadar denk geliyor herhalde ortalama olarak. Çok da yani ışık miktarı olarak aynen. Tamam. Aşağı yukarı evet. Şöyle gösterirsem hatta çizgiden çizgiye şöyle tam olarak. TL60 kadar oluyor. Sonra kapak kısmında bir fermuarlı kısım var. Burayı açtığımız zaman içinden su altı kabı çıktı bir tane içerisinden. Bir tane daha çıktı. İçinden grid de çıktı. İki tane. Ondan sonra magnetler var. Yani herhangi bir yere yapıştırabilmek için. Mesela tripodumuz. Bizim şu an bu tripod metal değil. Üç adet demir çıktı içerisinden. Bu demirler ne için? Bu demirler şey için. Şimdi kendim size göstereceğim ama. Mesela kumaşın üstüne takacaksın. Sebep? Böyle kullanabiliyorsun. Mesela bak şimdi. Hemen reklamlar. Bizim burası perde. Perdeye takabiliyorsun. Demir harici de 2, 4, yapıştırabiliyorsun. 6 adet bir tarafı cırt bir tarafı yapışkan olan gene asma için aparat. Aynı demir ve setten bir tane daha. Bir askı çıktı gene 2 adet. Bileği takmak. Bilek askısı, bilek için. Bir yere asmak için de kullanabilirsiniz bunları. Mesela hop hop şöyle mesela şöyle astım diyelim duruyor burada. Gibi böyle de kullanışlı olabiliyor. Çok amaçlı. Bir de nem önleyici. İçinde hiçbir zaman ne olduğunu bilmediğimiz poşet. Evet, ikili ve dörtlü pakette bunlar çıkabiliyor zaten ama tekli pakette çıkmıyor. Evet. O yüzden de mesela önce tekli aldınız, işinizi tekli görüyordu. Daha sonrasında ikinciyi almak istiyorum. Ben ikili paket alıp ötekini mi alacağım? Hayır, ayrı ayrı bunları tamamlayabiliyorsunuz.
Yani bence mantıklı ama bunun ikili setin içinden bunların hepsinin çıkması bence hoş olmuş. Evet, çok güzel olmuş. O zaman şimdi aksesuarları deneyelim. Deneyelim. Tek tek. Kim ne işe yapıyor? Evet. Şunu hemen anlattık zaten, metali. Gördüğünüz gibi böyle yapıştırabiliyorsunuz. Bu bir şey. Ben yaptığımız. Şundan başlamak istiyorum. Evet, onu deneyeceğiz. Şimdi bunu aldık, hep karada kullanıyoruz. Ya işte bir yere yapıştır, yok bir yere yapıştır. Bu aksesuar su altında kullanmanızı sağlıyor. Evet. Çok bakalım. Bak bakalım. Bozmazsın değil mi? Su. İnşallah. Bunu kapadık. Su geçirmiyor mu şimdi? Evet. Şimdi kilitledik. Evet, hoş. Yani inşallah. İnşallah kilitlendi. Evet. TL30'umuzu... Işığı aç. Renk ver. TL30'umuzu su geçirmez kabımızın içine koyduk. Cihazı açalım. Suyun altına daldım mesela. Böyle kık diye evet. Kırıyorlar ya. Ona hiç gerek kalmadan. Mesela... Çok güzeldi. Ben bunu kullanırım biliyor musun? Su altında ciddi olarak söylüyorum. Belki döner öyle. Evet, mesela deniz altında suçlu arıyorsanız. Evet, şimdi izninle suya sokuyorum. Evet. Siz değerli izleyicilerimizin karşısında bu su geçirmezli kabını deniyoruz. Sokuyorum. Sok hadi. Sen çok uzun bir şey değil, yarısına kadar bile gelmiyorum. Bu şekilde su altına girebiliyor. Yani uzun bir kabımız olmadığı için şu anda bununla denedik. Böyle sulu efektler falan. Ama ciddi olur. Ben dalmayı çok seviyorum. Böyle kullanırım ben bunu. Öteki tarafından dener misin? Yani buradan su almayacağını biliyorum. Buradan esas almaması lazım. Deneyelim. Şuradan görürsün su. Gerçi anlamazsın ki suyun içinde. Hadi bakalım. Geçirmiyor. Devam. Gördüğünüz gibi su geçirmiyor. Korktuk ama geçirmiyor. Şu an iki tarafından da su içine soktuk. Bir gram su olmadı. Yani kaç metreye kadar geçirir geçirmez olarak yazmıyor. Tabii bu çok böyle dalgıçların kullanabileceği gibi bir sistem değil. O zaman daha farklı bir sistem olması lazım. Bunu mesela tatile gittin. TL30'un var. Hemen havuzun içerisinde. Ya da ufak dalışlar gerçekleşiyor. Tüf tüf yani. Yani normal işte. Yani soğuk çekimler için aslında hani. Çıkartabilirsin. Yapıştılar mı? Bakayım. Kuru. Islaklık yok. Güzel. Başarılı. Hı. Bu sanırım sadece TL30 için var. Tabii TL30 için var. TL60 için yok. Yok. Evet. İki tanesini birleştirirsen, arada bant atarsan çok da denemedi tabii. İki tane TL30'u birleştirip. Evet, su altı aparatımızı denedik. Gayet başarılı. Su almıyor içine. Nerede kullanabiliyordun? Yani su altı çekimleri çok derin olmayan, yani havuz, sığ kıyılar. Bir de şey de olabilir. Mesela dağcılık yapıyorsan da bunun için çarpmasına tamam dayanıklı. Çarpmasın. Ama hani ekstra bir koruma istiyorsan belki kullanabilirsin. Soğuktan, yani sıcaktan, yani belki aslında bir yağmurlu havalarda, karlı havalarda. Aynen. Dışarıda kullanabilirsin. Dış ortamda cihazın kendi camları buhar yapmasın vesaire diye kullanılabilir. Aynen. Mesela yağmurda bir çekim yapıyorsun. Dış çekim, video, kısa film. Sağnak altında. Bunu kullanabilirsin. Yani illa su altında diye su altında kullanacaksın diye bir kaide yok. Evet. İkinci aksesuarımız ne? İçinden çıkan bu. Ne bunun ismi? O bağlantı aparatı. Evet. Bir tane aldınız diyelim. Daha sonrasında ikinciye ihtiyacınız var. İkili kit almadınız. Tekliydi. Daha sonra istiyorsunuz. Bu videonun başında da gösterdiğimiz gibi birbirine bağlamasını sağlıyor. İki TL30'un birbirine bağlanmasını sağlam şekilde sağlıyor. Aynen. Şu arkada o. Burada. Ve taktığınız zaman en başta gösterdiğiniz gibi bir TL60 modeli yapıyor aslında. Baktın TL30'un var. Bir tane TL60 modeli mi? Hayır. Bir tane daha TL30 alıp üzerine takıp kullanabilirsin. Hı. Bunu taktığınız zaman tabii birbirine senkron olmuyor. TL60 çünkü ne yapıyordu? Buradan senkron kablosuyla taktığınız zaman senkronize olabiliyorlardı birbirleriyle. Aynı rengi veriyorlardı. Ama TL30 bunu yapmıyor. Onu sadece siz o değerleri tek tek aynı değere girmeniz gerekiyor. Bu arada su altı kabının içinden bir tane de askı çıkıyor. Tabii bileğinize falan takmak yani, ya da boyuna düşmesini engellemek için. Suyun altına düşürmeyin, kaybetmeyin, sonra aramayın diye. Onun dışında gridler var. Önemli noktalardan birisi bu. Şimdi TL60'a ilk geldiğinde tanıttığımızda demiştik ki bu aksesuarlar gelecek ve geldi. TL30'un gridinden başlayalım. Yani TL60'ın gridi de aynı mantıkta. Grid ne işe yarıyor? Yani grid niye önemli?
Mesela şu an çektiklerimiz gridsiz. Önümüzde gridsiz var. Arkaya biraz daha ışık kaçırıyor. Şimdi grid ışığı toplayıp bize gelmesini sağlıyor. Dağılmıyor aslında. Direkt gönderme sağlıyor. Çünkü bunu açtığımız zaman ne yapıyor? Ne yapıyor bu ışık? Her tarafa yayılıyor. Şimdi bu grid taktığımız zaman ne yapacak? Evet, şunu böyle takıyoruz. Hemen hop lastikle geçiveriyor. Şimdi gördüğünüz gibi etrafa yayılmıyor ışık. Direkt tuttuğumuz tarafa gitmiş oluyor. Şimdi gücünü de arttırayım. Daha iyi görelim. Tutmadık. Bak mesela sen durayım, dur burada. Şimdi aynı yerden gridi çıkarayım. Şu parmakla bir tutayım. Evet. Işığı daha çok toplamamız lazım. Yani, etraf yayılmıyor, sağa sola gitmiyor. Işığı toplayıp direkt objeye gönderiyor. Arkasına ışık kaçmasını engelliyor. Evet. Bu da elde çok güzel oluyor. Aynı gridden TL60 için de var. Hani evet. TL60'ı da kullanabilirsiniz bu gridi. TL60'da TL30'un aynı mantığında. TL60'ın gücü daha fazla olduğu için bu olay biraz daha hissediliyor. Burada daha değerli aslında bana sorarsan. Ama TL30'da da değersiz mi? Tabii ki değil. Küçük çekimlerde hemen böyle sağa sola gitmesin. Sağdan ve soldan verip ışığı çakıştırıp ortaya bir ürün çekebilirsin. Şimdi bunu aldınız. Tamam, çok güzel. Şunlar içinden çıkıyor. Genelde bunlar çok kaybolabilen bir aparat. Beyaz mandal kıskaçlar var ya. Onlar da yedek parça olarak ya da işte içinden şu şekilde kaybettiğiniz zaman hemen bulabileceğiniz bir ürün. Bu çok kullanışlı. Ben bunu çok beğendim. İlk videoda söylemiştim. Takıyorsun hemen. Sıkıştırıyorsun. Oluyor. Buraya takıyorsun. Mesela şöyle taktım varsa böyle duruyor. Şimdi bunu yanına nasıl takarsın? Onu soracaksın büyük ihtimal. Yanına nasıl takarsın? Hı. Onun için normal üretilmiş düz aksesuarlar, yani bu TL30 için üretilmiş aksesuar yok ama biliyorsun ki hem Godox'un hem de Arconi'nin birçok küçük parçası var. Bunların hepsi vidaların standart ve yerel olduğu için her şekilde şekil alabiliyor. Onlar L bracket takılıp kullanılabilir ya da başka kıskaçlar var. Ne o klempler var. Klempler var. Klempler de kullanılabilir gibi birçok modda kullanılabilir. Peki sadece bunu TL30 için mi kullanabiliriz? Hayır, TL60 için de kullanabilirsin. Aynı standart. Hayır. Genişliği aynı olduğu için. Tamam, TL60 için de kullanırım. Tabii, şöyle kullandım, taktım. Mesela bunu ben... Mesela bir dans okulu var. Biz bunlardan önermiştik. Direkt bununla böyle dik şekilde kullanıyor. Hatta duvara bile şu vida girişine yapılırsa duvara direkt takılır. Bunlar duvarda kalıyor. Öyle tasarladık biz mesela. Duvarda kalıyor. TL60 ister burada kullanıyor. Duvarda kullanacağı zaman getirip takıp sıkıştırıyor, duruyor. Fazladan iki tane almışlardı bunlar mesela. O yüzden. Mesela bunu çıkart. Tripoda sıkıştırsak. Buraya da atıyorum bir monopod bir şey taksak. D boyunu olur mu? Çok hayal gücü çok geniş. Bir şey yapacağım, ver. Bunu açtık. Yani öyle taktın. İşte diyorsun ki. Bunu da böyle yaptım. Ya kullanırsın öyle. Mesela şöyle bir şey. Şekilli şukullu. Olur, niye olmasın? Böyle kullanabilirsin. Bu tarafı da şey takarsın. Her türlü şekil aldırabilirsin. Şey gibi, eskiden böyle oyuncu Lego var diyeceğim ama bir de şey vardı. Kinetics mi neydi o? Evet. Böyle onun çizgi filmi vardı bir de. Evet, içinden çıkan aksesuara başladı. Bir de bu vardı. Bunu demiş ki her şekilde kullanabiliyorsun. İster bileğine takabilirsin. İstersen de bir yere asmak için de kullanabilirsin. Bir kıskacın varsa, mandalın varsa böyle hop 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 bir yere asabilirsin. Hızlıca geçebilirim evet. Ayrıca. Bu arada o deminki birbirine bağladığımız aparat ayrı da. O değil lan. Ne? Ha. Şu birbirine bağlanan bir de aparatı ayrı olarak da satılıyor. Mesela 3 tane alacaksın. İçten bu çıkmayacak teknesinde. Mecburen bunu almak zorunda kalacaksın. Ya da kırılır, kaybolur. Evet, kırılabilir, kaybolabilir. Sonra şimdi bunun esas TL30 için aksesuarlar genelde bunlar. Bunlar önemli aksesuarlar. Özellikle su altı olsun, bunlar birleştirme aparatları olsun. Sadece şu evrensel bir aksesuar. Şu an gösterdiklerimiz. Ve esas aksesuarımız TL60 için bu. Gerçi 30'un boyu sığıyor mu? 30'a da sığıyor. 30 da olur. Evet, ışık tutucumuz. Evet, bu mesela bizim şeyler var. FL'de var. Flexi ışıklarımız evet. Var. Mesela bu aldığın 4 tane TL60'ın var. Bu ikili mesela. 400 altta hemen attık kutu. Bu ikili. Taktığın zaman şu TL30'u da gösterelim. TL30'u takılabiliyor buna. TL60'ı da göstermek yerine şöyle böyle takıyorsunuz hemen. Tabi bu küçük bir şey olacak. Aynı şiddet ve değere getirdiğiniz zaman mesela beyaz kullanıyorsunuz.
hemen ufak bir kullanılabilir. Hem ışık olmuş oluyor size. Bu diğer tarafı da ışık ayağı için. Evet, şöyle ışık ayağımızı da takalım. Işık ayağına bağlanabiliyor. Ayrıca kafası oynayabiliyor. Top bir kafa var. Buradan gevşettiğimiz zaman bir ball head dediğim top kafa var. Bunu istediğin şekli bir çek yöne döndüre. Mesela yukarıdan getirip saç ışığı yapabilirsin. Kafanın arkasından böyle. Yani. Ya da işte önden getirirsin. Birçok seçenekle kullanabilirsin. Böyle yaptım. Bunu hatta şurada açayım ben bunları da. Şimdi TL30 bundan oluyor ama açma ve kapama biraz zor oluyor bunda. Çünkü tuşların boyları yetmiyor. Dörtlü daha iki ay iş çıktı. Abi çok zor çıktı. Açayım mesela gücünü. Sıfır hüyüde yani kırmızıda saturasyonda %100. Sonra bir gücünü kısayım. Evet, dörtlü kafamız ve gövdemiz ayrı ayrı geldi. Bunları direkt kolay bir şekilde şöyle oturtup yukarı çektiğiniz zaman. Mesela çift. Şöyle ben yan tarafından bir aydınlanma yapayım ben kendime. Şöyle kullandım. Nasıl? Başarılı. Gayet güzel bir ışığım oldu. İster dik kullanabiliyorsunuz, ister yatağa kullanabiliyorsunuz. Sadece iki tane delik var. Buna dikkat etmek lazım sıkıştırmak için. Mesela bu şekilde taktım. Kaydettim. Bunu bastırıp oradaki vidaya sokuyorsunuz ve sıkışmış oluyor. Bu şekilde hemen çok basitçe sıkışıyor. Bu da aynı şekilde top kafa. Sağa sola dönebiliyor, ayarlanabiliyor. Zaten gene TL30. Gövde aynı. Gövde aynı. Gövdede bir şey değişmiyor. Şunu geçtik. Kafanın şöyle boyutu değişiyor. Evet, şöyle geçtelim. Çıkaralım. TL60'ları mesela üstüne göstereyim. TL60'ın boyu bayağı uzun olduğu için çok daha rahat ve softbox etkisi görüyor aslında. Şöyle taktınız. Hani bizim flexler gibi uzun uzun 4 tane düşünürsen bundan tam bir flex. Evet. Yani softbox'ın yok diyelim. Hemen çekim lazım. Bunu softbox gibi kullanabiliyorsun işte böyle. Üzerinden direkt difüzeli olduğu için zaten. TL30 takalım. Boyu da TL30 için de uygun. TL30 kullanırken sadece tuşlar yani komut mekanizması arkada kalıyor. Tuşlar arkada kaldığı için komutlarını biraz çıkartıp ayarlayıp takmak gerekiyor. Şöyle taktığımızda da bu şekilde oluyor. Şunu da açayım. Genel olarak TL60 ve TL30'un aksesuarları bunlar. Ama dediğimiz gibi Godox'un küçük parçaları, Arcure'nin küçük parçaları olsun. Onları da istediğiniz gibi şekillendirip evrensel gidişler olduğu için ikisinde de yani istediğiniz gibi şekillendirebiliyorsun. Standart tripod girişi. Aynen. Makine altındaki girişlerle aynı. Yani tripoda takabiliyorsun. 3 ayağın varsa, ışık ayağın varsa vidalı onlara takabiliyorsun. Monopoda da takılabilir. Monopoda takabilirsin. Uzaktan hemen üst böyle şey yapabilirsin. Bum koluna falan da takılır. Takılır. Hepsine takabiliyorsun. Gayet kullanışlı bir ürün. TL30. TL60 da bunları oraya takamıyorsun. Onu takmak için bu aparatı kullanman gerekiyor. O da aklınızda bulunsun. Çünkü daha da ağır bir ürün olduğu için ona göre. Evet. TL60 ve TL30 için aparatlarımız bu şekilde. Biraz dağıttık buraya ama daha güzel. Yaratıcı işler için bence gayet uygun aparatlar. Işığınız bol olsun. Bunu böyle atayım. Böyle geçiriyor mu abi? Işığınız bol olsun. Görüşürüz. Bir dahaki videoda. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz.